Ben Cumhuriyet Güç Birliği Aydın Bağımsız Milletvekili adayı olarak ülkemizin bu getirilmiş olduğu son çıkmazlardan, Cumhuriyet'in dayanmış olduğu çelik duvara karşı ülkemizin halkıyla birlikte yapacağı başarılı bir savaşın neticeye ulaşması için yola çıkmış bulunuyorum. Bu nedenle de halkımızı bu mücadeleye davet etmek üzere bugünden itibaren çalışmaya başlayacağım. Türkiye'nin sorunları, dünya sorunları, Aydın'ın sorunları iç içe geçmiş durumda. Hiç birbirinden ayrı düşünülmesi söz konusu olamaz. Ülkemiz etnik ve dinsel çatışmanın odağına sürüklenmiş. Cumhuriyetimiz, ülkemiz fiili bölünmeyi yaşamaktadır. Bütün bunları 31 Cumhuriyet Güç Birliği bağımsız adayı olarak seçime kararsızlar düşüncesini arkamıza alarak onların oylarını diğer parti mensuplarının bize katılacak yurtseverlerin de oylarını alarak Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet kazanımlarının tekrar yeniden ayağa kaldırılması mücadelesini vermek üzere yola çıktık. Bu yolculuğumuzda halkımızın başarı dileklerini, başarı katkılarını yanımıza alarak zirveye taşımak istiyoruz. Bölgemizin sorunları şöyle sıralanabilir. 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2B maddesi olarak bilinen ve kamuoyunda genel olarak artık sürekli gündemde tutulan kırsal alanda esasen kırsal alanda yaşanan 2B arazilerinin çözüme kavuşturulması. Şu anda 2B ile ilgili herhangi bir yasa çıkmış değil. Bugüne kadar çıkan yasalar 2B arazilerinin ölçülerek üzerindeki kullanıcılara tespit edilmesi, yani işgalcilerin, şagillerinin belirlenmesi şeklinde tezahür etti. Mülkiyeti hazine üzerine yazıldı. Bu araziler büyük şehirlerimizde kümelenmiş vaziyette. İstanbul'da, Antalya'da, kıyı şeridinde ağırlık taşıyor. Buralarda da kaçak yapılaşma, gece kondulaşma, villa türü, çok rantı yüksek araziler şeklinde esas tezahür ediyor. Yani bunları koruyucu, bunları öne çıkartıcı bir uygulama getirilmek isteniyor. Bu nedenle de raiç değer üzerinden satılması planlanıyor. Buradan getirilecek, elde edilecek gelir 50 ile 60 milyar dolar arasında tahmin ediliyor. İşte bu kırsal alanda halkımızın tarım amaçlı kullandığı zeytin bahçeleri, tarım amaçlı kullanmış olduğu pamuk bahçeleri 2B arazisi kapsamında değerlendirilip halkımıza yüzlerce yıldır, 50 yıldır, 60 yıldır daha uzun süreli kullanmış olduğu kendi arazisini devlet yeniden raiç değer üzerinden tekrar satmayı planlıyor. Bu satışlar elbette ki halkımızın kaldıramayacağı satışlardır. İşte bunları biz diyoruz ki halkımıza zilletlik üzerinden kullandığı yılları değerlendirerek belli bir süre ona bedelsiz olarak tekrar iade etmek ve tarıma kazandırmak. Bunu da ancak biz yapabiliriz. Bizim gibi devrimci, Atatürk devrimci geleneğini
sürdüren, karma ekonomik sistemi sürdüren güçler başarabilir. Bir diğer bölge sorunu da pamuk tarımı, pamukla ilgili tarım. Pamukta son derece sıkıntılar yaşanıyor. İşte pamukla ilgili kurum ve kuruluşların açıklamalarından öğreniyoruz ki Türkiye'nin 900 bin ton olan 1 milyona dayanmış olan pamuk üretimi ABD dayatmaları nedeniyle 370 bin tona düşürülmüş. Gelecek yıl bu 600 bin tona çıkartılacağı söyleniyor. Buradan çiftçimiz korkunç zararlar görüyor ve çiftçimizin toprakları 80 bin dekarlık toprağı tüccara geçmiş vaziyette. Haciz ipotek altında çiftçimiz. Bütün bu sorunları Türkiye gündemine, dünya gündemine taşıyarak çıkış üreteceğiz. Çıkış projeleri üreteceğiz. Bunun dışında Amerika'da 2 milyon ton pamuk Türkiye'ye dayatılacak. Türkiye gibi ülkelere tekrar Amerika sen pamuk ekme, senin sana koyduğun pota bu kadar, bu kotayı aşamazsın. Bendeki birikmiş olan 2 milyon ton pamuğu ben sana vereceğim şeklinde dayatmalarını kırmayı amaçlayarak yola çıktık. Yine bu yöremizde tütün Kuyucak ve Bozdağ'ın bölgesinde mevcut. Aydın'ın incirini ve zeytinini dünya markası yapmak için uğraşacağız. Meralarımız bugün TOKİ'ye ve konut satışına, turizme tahsis edildi. Bunları halkımıza, hayvancılık sektörümüzü ayağa kaldırmak için, yeniden atağa geçmek için Türkiye çapında, mecliste, Türkiye gündeminde sürekli tutmak için 30 arkadaşımız ve bize katılacak yurtseverlerle birlikte halkımızı bu konularda yeniden gündeme taşıyarak bilinçlendirmek istiyoruz. Bölgemizin kestane ağacı sektörünü yine Nazilli Aksu köyünde bulunan kestane şekeri fabrikasını Bursa'daki gibi burada canlandırarak bu tarım sanayisine dönüşümünü sağlamak istiyoruz. Atatürk'ün yaptığı gibi hangi üretim merkezi neyi gerektiriyorsa pamuk üretilen yere Aydın Tekstili, Nazilli Dokuma Fabrikası'nı yeniden elden çıkan yabancıların ya da yerli işbirlikçilerin elinden alarak halkımıza kazandırmak istiyoruz. Yani Türkiye'nin kamusal varlıklarını, telekomunu, tekelini, tütününü, bankalarını, yabancı tasallutuna uğramış limanlarını, en değerli madenlerini, varlıklarını bütün bu yabancı ellerden alıp kamucu, halkçı, devletçi ekonomiye kazandırıp birkaç yılda ülkemizin ayağa kalkacağını ilan ediyoruz. Bunu yapan Latin Amerika ülkelerinden ülkemiz aşağı kalmaz. İşte bunu Arjantin yaptı, Brezilya yaptı ve Brezilya IMF'den borç almıyor, IMF'ye borç verecek noktaya geldi. Arjantin yine aynı durumda. Venezuela, Bolivya buna eklendi. Orta Doğu'da Suriye bu durumdaydı, Libya bu durumdaydı. Libya bizim 25 bin insanımıza iş verdi. 65 bin Bengaldeşli'ye iş verdi. Afrika ülkelerine iş verdi. Şimdi bizim müteahhitlerimizin yapmış olduğu 7-8 katlı binaları NATO Haçlı seferleriyle bombalıyor, yıkıyor. Bizim müteahhitlerimizin yapmış olduğu asfalt yolları bombalıyorlar. İşte bunları tekrar bu olumsuz gidişi, bu karanlık gidişi dur diyebilmek için mecliste olmayı halkımızın önüne getireceğiz. Bu şansı tekrar yakalamak için mücadele edeceğiz.
eğer böyle bir başarı kazanırsak ülkemizin bu karanlık gidişini aydınlığa çevirmek için halkımızdan vize talep ediyoruz. Bu vizeyi vereceğine inanarak sizlere teşekkür ediyorum.